taraftarlarda bizde bir ekşime var. Büyük bir ekşime oldu Fenerbahçe taraftarında. Top da isteyecek biraz. Top yani, istemiyor. Top istemiyor. İşte topluğunu yapıyor. Ben dedim arabayı ver, arabayı çalıştırayım, onu da vermiyor. Onu da arıyorlar. Olmaz ya. Ben arabayı bir kontağa çevireyim ya. Yeter! yeter! Altı pasa girer önce düşer yavaş yavaş. Bir bakarsın hakem yememiş. Yanmışsın arkadaş. Sayın Başkanım merhabalar, nasılsınız? Sağ ol canım. Kimle görüşüyorum? Biz sizi görmek istiyoruz. Tribünde sizi görmek istiyoruz. Sahaya bir inmenizi istiyoruz. Taraftarı bir selamlamanızı istiyoruz. Yok ya, şu Ali güzel gidiyor. Ali Başkan'a şey yapalım. O çok da... Her zaman. Ben halimden memnunum. Ali Başkan'a destek oluruz ama... Sağ ol canım. Fenerbahçe taraftarının sizdeki yeri başkadır her zaman. Emre Bol yollarda bu hafta nerede? İstanbul'un incisi, en güzel ilçelerinden bir tanesi olan Şişli'de Nişantaşı'ndayız. Şimdi gidelim konuşalım bakalım. İnsanlar Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la, Beşiktaş'la ilgili ve belki de hayatla ilgili neler düşünüyorlar. Hadi bakalım. Satıyor musun bol bol? Ah, masada damlıyor. Sen de dümen yapıyorsun gibi geliyor. Televizyonda görmüştün yok mu? Var. Oradan da var, evet. Hangi takımısın? Ben Beşiktaşlıyım. İyi Beşiktaşlı mısın? İyi Beşiktaşlıyım. Kendime göre iyi Beşiktaşlıyım yani. Nasıl gidiyor bu sene takım? Bu seneki takım çok kötü gidiyor. Umduğumuz sezon geçmedi bu sene. Ama önümüzdeki sene iyi olacak inşallah Hasan Ahmet Başkanımızla beraber. İyi transferlerle. Mantıklı transferlerle. İnşallah önümüzdeki sene şampiyonluğu tekrar alacağız. Nerelere transfer lazım sence Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ta birinci her yere lazım. Kaleden forvete kadar her yere lazım. Bu da bir maliyet. Büyük maliyet. Altyapıya önem vermesi lazım Beşiktaş'ın daha çok. Emirhan İlhanlar gibi, Semih Kılıç Soylar gibi. İnşallah altyapıdan daha iyi yetenekli futbolcular çıkar. Beşiktaş daha iyi yerlere gelir. Borçları azaltırlar. Çok transfer yapmadan altyapıyla daha iyi yerlere gelirler. Bilinçli bir taraftarla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Hakikaten helal olsun sana. Yani Beşiktaş'ın resmen reçetesini çizdi. Biz Beşiktaş'ı ölümüne sevdik. Ölümüne seviyoruz. Her maça da gidiyoruz biz yani, içeride dışarıda. Gidebildiğimizce, maddi durumumuzu el verdikçe, işimizi ayarladıkça her maça gidiyoruz. Eyvallah. Ama inşallah güzel günler olacak Hasan Arat başkanımızla. Söz verdi, borçları bitireceğim dedi. Hadi bakalım. Sözünün arkasında durmasını bekliyoruz. Hadi bakalım inşallah. Beşiktaş olmadan ligin tadı tuzu yok. Aynen. Beşiktaş'ta olacak, Galatasaray'da, Fener'de, Trabzon'da hepsi olacaklar. Tabii. İnşallah şampiyonluğu hak eden alsın. Fener veyahut da Galatasaray olacak. Hak eden alsın. Hiçbirisini desteklemeyiz biz Beşiktaş olarak. Ama hak eden kimse alsın. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sağ olun. İşin gücün rast gelsin. Sağ olasın, Allah razı olsun. Kestane almadan gitmek yok. Yasak kestane almadan yasak, gitmek. Yasak. Efendim nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bu ne güzellik. Maşallah. Çok mersi. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Nereden böyle? Alışverişten mi? Ya, ufak bir alışveriş yaptım. Bir toplantıya gidiyorum. Takım tutuyor musunuz? Takım tutmuyorum aslında. Bir zamanlar Galatasaray diyordum. Ama artık fikrimi değiştirdim. Öyle mi? İpidir. Bilmiyorum herhalde. Niye göre değişiyor fikirler acaba? Bu işte dürüstlük, çalışkanlık, emek üzerine gidince fikirler Beşiktaş dedim. Beşiktaş oldu. Beşiktaş oldum artık. Nasıl gidiyor Beşiktaş? Bu sene takip ediyor musunuz? Takip ediyorum. Aslında çok fazla bu ara takip edemedim. Burada Teşvikiye'de bir rant hırsızlığı var. Büyük gasp olayları oluyor. Onları takip için geldim. Eyvallah. Bir 8 aydır buradayım. O mücadelenin içinde pek takip edemedim. İnşallah bundan sonra olacak. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin. Kolay gelsin bana. Teşekkürler. Mersi. Hangi takımsın? Galatasaray. Nasıl gidiyor Galatasaray bu sene? Güzel gidiyor diye umuyorum. Güzel gidiyor. Ha, çok takip etmiyor musun? Çok takip etmiyorum maalesef. Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Çocukluğumdan beri hep bu kanunu çalmak istedim.
Nasıl, zor mu? Bir nevi zor aslında. Türk müziğinin zorluğundan kaynaklanan bir problem. Çalsana bize bir şeyler ya. İyi gösteriyor mu vatandaşlar? Gösteriyorlar, evet. Sanata ve sanatçıya saygı duyalım arkadaşlar. Boş geçmeyelim. Herkesin bildiği olsun. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Sesim çok kötü değil mi? Biraz. Teşekkür ediyoruz sana, kolay gelsin güzel kardeşim. Evet, Nişantaşı turumuz devam ediyor. Geldik bir esnafa da uğrayalım. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız Emre Bey? Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasıl işler? Vallahi işlerimizi iyi. Yeni sezonu açtık şimdi. Müşterilerimizi bekliyoruz ama burada da vali konağının bir inşaatı var. Biraz ondan dolayı etkilendik. Uzun sürüyor belli bir dönemdir. Ama ilvi olarak... Şişli Belediyesi mi yapıyor bu işi? Belediye de yapıyor. Valiliğin de denetiminde yapılan bir uygulama bu. Ya şöyle söyleyelim, esnafın işine taş koymayın kardeşim. Şuraları yaptırın Allah aşkına ya. Yani hakikaten bu aya uzun süredir var değil mi bu? Evet var ve Mayıs'a kadar devam edeceği söyleniyor. Yaklaşık bir yıldır da cirolarımızda bu noktada bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet, evet. Yani abi esnafı dinleyeceğiz. Esnaf bizim veli nimetimiz. Hangi takımlıyız? Ben Beşiktaşlıyım. İyi Beşiktaşlı mıyız yoksa böyle uzaktan Beşiktaşlıyız? Çok iyi Beşiktaşlıyım. Öyle mi? Evet. Kombine falan var mı? Kombine de var. Tanıdıklar da var. Maçlara da gidiyoruz. Nasıl bu sene Beşiktaş? Tabii iyi başlamadık. Tarihimizde ilk defa bu kadar fazla hoca değişikliğine uğradık. Takımın içinde bir motivasyon eksikliği var. Tabii iskeleti doğru kurulmamış, kadro mühendisliği doğru yapılmamış bir takım. Kim gelirse gelsin bir türlü tutturamıyor. Bence acil bir şekilde transfer yapılıp en azından hani iskelet dediğimiz stoper, libero, orta saha, forvet, bir tane de kanat oyuncusu alırsa Beşiktaş bence bugünkünden çok daha başarılı olacaktır. Bu sene var mı hedef sence? Bence bu sene bir hedefimiz yok. Sadece kupayı almak, yani ligde bir şey olmayacağı belli. Ben sana söyleyeyim, kupayı da alamaz. Ben de öyle diyorum da hani hedefsiz de takım olmuyor. Yalandan da olsa bir yani... hedef koymak lazım. Kupa hedef gözüküyor ama bu takım olamayan bir topluluk sonunda başarıya gidemiyor. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan o. Sezon başını çok iyi planlayıp, şimdiden planlayıp transfer döneminde herkesten önce bir hamleler yaparsa Beşiktaş bir dahaki seneyi kurtarır. Ama yine oyalama ve taraftarın beklediği suni gündemlerle olmayacak futbolcular alınırsa Beşiktaş'ın seneye de başarılı olamayacağını düşünüyorum. Duydun değil mi? Beşiktaş yönetimi sana söylüyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür. Efendim Nişantaşı'nda dolaşırken bir ayakkabı mağazasının içerisinde kime rastladık? Sevgili Yavuz Seçkin'e rastladık. Abi bir şey söyleyeceğim. Hep bayan ayakkabılarına bakıyorsun, ben onu anlayamadım ya. Evet abi, bizim hanımın doğum günü yaklaştı da şu an bütçemize uygun. Çok güzel, çok kaliteli, çok zarif bir mağazadayım. Gözüme kestirdim bir tane. O esnada sen de beni gözüne kestirdin. Ben de seni gözüme kestirdim. Gözüne geldik bir anda. Yani eyvallah. Hayırlı olsun abi. Eyvallah, çok evet. Teşekkür ediyoruz. Abicim sen iyi Fenerbahçelisin. Senin sosyal medyadan takip ediyoruz. Evet. Her maça da neredeyse gidiyorsun. Gidiyorum, kombinem var. Nasıl peki bu sene Fenerbahçe? Zor, kombine zor oldu. Yani yer yok. Ha şey, takım. takım vallahi takım iyi gitmeye çalışıyor da yani biraz bir taraftarlarda bizde bir ekşime var. Büyük bir ekşime oldu Fenerbahçe taraftarında. Maçlarda bir o ekşimeyi atamıyoruz. Büyük bir ekşime. Büyük bir ekşime var. Hep bir acı geliyor yani. Böyle mutlaka bir sıkıntıyla bitiriyoruz maçları. Biraz da şansımız da yok. Yani bu işlerde biraz şans da yani önemli. Topun İçeri girmesi önemli. Tabii. Yani top da isteyecek biraz. Top yani, istemiyor. Top istemiyor. İşte topluğunu yapıyor. Koca kaleye
top girmiyor. Samsun maçı esasında fena oynamadı Fenerbahçe. Özellikle ilk 15 evet. dakikası falan çok iyi. Üründeydim ben de. Ya olmadı işte yani. Sağdan gitti, soldan çıktı. Bazen futbolda böyle şeyler var yani. Futbolda kardeşim biliyorsun yani şans çok önemli yani. Mesela bana yıllarda şans vermediler. Topa şans veriyorsun girmiyor. Hadi! Ya bana bak ya kamera beni çek ya. Takla atacağım burada beni çek ya. Ya çalıştırmam için izin vermiyorlar ya. Geçen gün arkadaşımla arabada oturuyoruz. Ver dedim arabayı ver. Arabayı çalıştırayım onu da vermedi. Onu da arıyorlar. Olmaz ya. Ben arabayı bir kontağa çevireyim ya. Ya ikide vereyim bir patinaj çekeyim. Onu da vermiyorlar. Artık bilmiyorum ya. Türkiye'de bu iş bitmiş ya. Valla Türkiye'de futbol bilmiyorum yani bu kadar hani diyorlar ya siyaset. Bence siyaset futbol değil, futbol siyasete karışmaya başladı. Yani da futbolun bu kadar manipülasyonun olması yani... Rahatsız ediyor herkes abi artık çok, yani. Yani maalesef. Yani şimdi ben bu röportajdan sonra çıkıp basın toplantısı düzenleyeceğim mesela. Yani, böyle kim bir... olarak kim olarak düzenleyeceksin? Yani çıkacağım diyeceğim ki yani işte... Yeter! Sky Spor dikkat etsin. Yeter! 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 Onu da söyleyemedik ya. Söyleyemedi. Hani ağız dolusu bir yeter, değil mi? Yeter ulan! Hani yeter. Kadir abi onu güzel söyler. Yeter, yeter ulan! Diye. Ama... yetmiyor tabii. Yetmiyor. Bizim için yeter ama federasyon için devam. Erman Hoca da bizde çalışıyor biliyorsun. Çalışıyor hocam. Hocam. Sky Spor'da o da. Hocam pozisyon önemli. Hocamızın yorumları çok güzel. Yani şunu biraz büyütebiliyor muyuz hocam mesela? Hayır şu önümdekini büyüt diyor. Şu öndekini biraz büyütelim hocam. Var mı bir mikrofonu? Mikrofon hocam. Hocamız onda gizli bir mizah. Var yani hoca böyle yani güzel şakaları var. Ben onun bu şarkısı vardır. Melike Demirağ'ın Arkadaş. Evet. Çok meşhurdur. Onu Erman Hoca'ya uyarlamıştım. Altı pasa girer önce düşer yavaş yavaş. Bir bakarsın hakem yememiş. Yanmışsın arkadaş. Yanmışsın arkadaş. Durduramaz kart görmeni. Ne fıs fıs ne bandaj. Yok öyle uydurma penaltı. Doğrudur arkadaş. Bravo. Bunu Erman Hoca yaptın mı? İlk defa mı seyredecek? Ben değil dedi hocam. İdare eder. İdare eder. Arada detoneler oldu ama oynat hocam oynat. Olur dedi. Oynat. Başka bir sürü senin taktiklerle tanıdı bütün Türkiye. Evet. Hakikaten de çok inanılmaz başarısın. Bunu söylemek de bana düşmez ayrıca. Tamam. Yani siz bütün Türkiye zaten biliyor. Var mı başka bize böyle yapabileceğiniz şakalar? Ya bir geçen gün Mustafa abinin bir şarkısı vardı Mustafa Topaloğlu'nun. Abuçiçi. Bizim Benucci geldi ya. Ben onu şey yazdım. Benucci. Eslen beslen karşı beri seslen. Oyna işte Benucci. Saldır işte Benucci. Benucci. Şöyle bir şey yapsak abi seninle beraber vaktin varsa eğer şöyle bir sokağa çıkalım bir iki kişiyi şakalayalım istiyorum ya eğer müsaitsen. Sokak zor yani er meydanı ama bakacağız beyler açık konuşuyorum tırnak içerisinde. Bakın sokağı aşağılamak istemedim sokak candır ki çıkarım gereğini yaparım yapacağız da yaparım demedim yapacağız dedim beyler ikili varyasyonlar önemli. Ahmet Çakar'ı da çok severim bu arada. Ahmet Hoca da sevgiler, selamlar. Ahmet Hoca mı arıyor? Evet, Ahmet Hoca. Ahmet Hoca aramıyor. Yok. Hanım arıyor, evet. Neredesin evet. diye. Fazla da vaktinizi almıyorum evet. abi. Çok teşekkür ediyoruz. Yani sadece şöyle çıkalım, bir şaka yapalım insanlara. İnsanlar da sizi görsünler. Hem de biz de gülelim biraz, olur mu? Hadi o zaman. Hadi eyvallah. Hadi toplanın gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Güzel çek bak. O zaman kameraya hiç etme. Aferin. Merhabalar. Merhaba abi. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Nasıl sizden? Gidiyor hayat? Çok şükür. Şimdilik iyi. Hava da güneşli, güzel. Mis gibi bir hava. Aynen hocam. Ne yapıyorsun sen Nişantaşı'nda? Ben apartman görevlisiyim. İşler iyi. Çok şükür. Canım benim. Hangi takımı tutuyoruz? Ben Fenerbahçe'yi tutuyorum ama fanatik birisi değilim yani. Normal. Halk gibi. Neyden anlıyorsun peki? Vallahi ben müzik severim. Hakkı Baba mesela. Oo, Hakkı Bulut. Aynen öyle. Var mı bildiğin şarkısı? İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Öyle söylemeyeceksin. İkimiz bir yeri fidanın
Güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız. Bravo babacığım. Sana bir sürpriz yapayım mı? Ya, ha? Nasıl bir sürpriz abi? Ha? Hakkı Buz'u çok mu seviyorsun? Abi çok seviyorum. Ben çocukluğumdan beri onu dinlerim ya. Kasetlerini, masetlerini alır mıydın? Dolu, eskiden? Dolu, dolu. Dur sana bir kıyak yapacağım. Olur abi. Sana Hakkı Bulut'u arayacağım. Gerçekten. Evet. Evet. Sana Hakkı Bulut'u arayacağım. Bir saniye. Şimdi. Hakkı abicim selamlar, saygılar. Aleyküm selamlar Emre kardeşim, nasılsın? Abicim çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Şu anda yanımda senin büyük bir hayranın var. Senden konuşmak istiyor abi. Tabii. Neredesiniz? Abi Nişantaşı'ndayız. Senin hayranını buldum Nişantaşı'nda. Evet, tamam tamam. Ver kardeşimi, ver. Ya abi konuş. Hakkı abi merhabalar. Selam selam kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. İyiyim. Biz sizin şarkılarınızda büyüdük abi ya. Canım derim. Büyümeye devam et. Bizim şarkılarımız bitmez. Biz daha yeni başladık. Daha yeni, dur bakalım. Henüz 3 yaşında bir kardeşim var. Senin adın neydi kardeşim? Benim adım Dursun abim. Dursun kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyorum Dursun kardeşim. Şu an seni kıskanıyorum çünkü yanında Emre Bol kardeşim var. Evet. Güzel, güzel. Evet. Abi dilim tutuldu ya. Abi. Kardeşim şimdi biliyorsunuz Hakkı abi çok sevdiğimiz bir insan, şaka da kaldırır. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız. Severek birbirimizi hayatta hep gülmeliyiz. Evet, gülmek güzeldi. Evet. Evet, Dursun kardeşim. Teşekkür ederim abi. Evet, tipleme yerinde duramadı, geldi buraya yanına. İnanmadın mı? Abi inanılır gibi değil ki maşallah. Aynı ses, aynı ses, aynı ses. Çok sağ ol kardeşim. Ben teşekkür ederim. Kıskanıyorum seni, kıskanıyorum. Senin gibi bir güzel adam herkes tarafından kıskanılır. Estağfurullah. Evet. Sizin güzelliğiniz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz abicim. Evet, devam. Devam, devam ki. Oğlum millet burada bizi yanlış anlamasın ha. Bilet var, 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 bilet var. Sence Fenerbahçe'nin eksikleri neler? Abi eksik her zaman olur, her takımda olur. Fred sakatlandı, maç 85. dakikalarda sakatlandı, oyundan çıktı ama ben şuna inanıyorum Emre abi. Bizim gerçekten kadromuz o kadar geniş ki herkesin yüreğiyle oynayıp Fred'in yokluğunu hissettirmeyeceğini düşünüyorum. Mert Hakan olsun, Lincoln olsun, işte orta sahada Şimanski, ben gerçekten bu sene... Beklemek insanı acıktırıyor ya. O zaman bir şarkı söyleyeyim mi? Soğanları doğruyor gibiydim, yoksa rendemi etseydim ben her gün... Futbolcular çok değerli, çok yetenekli. Hepsi yüreğiyle oynuyor. Taraftar için oynuyor, Arma için oynuyor. Ben gerçekten Ali Başkanımızdan transfer istemiyorum. Altı pişmeyen ete çok güzel olmuş denmez. Yemeye doyamadım. Aslında ben koyu bir Az Yıldırım fanatiyim diyebilirim. Az Yıldırım'ı çok seviyorum. Ali Koç'un ilk geldiğinde çok sevmiyordum ama bu sene gerçekten... Emre artık ara. Bak çok sıkılıyorum. Adliyelerde joplar yedik, bilmem yani Silivri'de topuk yaylasına gittik, takımı desteklemek için her şeyi yaptık. Hadi Emre, hadi Emre, hadi Emre. Aziz Başkan'la konuşturayım mı seni? Abi bu böyle bir şey, ben şoka uğrarım abi. Bak şimdi arıyorum. Nişantaşı sokaklarında neler oluyor? İnanılmaz bir atmosfer. Başkanım saygılar. Alo. Başkanım saygılar. Selam Emre'cim, sen misin? Evet efendim benim. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah. Sağ ol çal. Evlat abi. Fena değiliz. Nasıl gidiyor? Çok şükür başkanım. Özledik sizi ya. Şu anda yanımda bir tane çok iyi Fenerbahçeli bir dostum, kardeşim var. Sizi öyle çok mi seviyormuş. Sizle bir görüşmek istiyor ya, müsaitseniz eğer. Ben kim? Tanıyor muyum? Yok efendim, tanımıyorsunuz. Ver bakalım. Evet. İşte böyle konuş. Sayın Başkanım merhabalar, nasılsınız?
Sağ ol canım. Kimle görüşüyorum? Ayhan ben. Fenerbahçe taraftarı. Sizinle koyu bir hayranınızım. Ayhan. Evet, evet Sayın Başkanım. Güzel, güzel. Sağ ol, eksik olma Ayhan. İyiyiz. Nasıl olalım işte biraz. Bu aralar biliyorsun yani gel durumlar belli. Başkanım durumlar ne zaman geliyorsunuz başkanım? Sizi bekliyoruz. Evet, yok. Bir ekşi bir tat var biliyorsunuz son zamanlarda. Büyük bir ekşime oldu bizde ekşi. Biz sizi görmek istiyoruz. Tribünde sizi görmek istiyoruz. Sahaya bir inmenizi istiyoruz. Taraftarı bir selamlamanızı istiyoruz. Yok ya şu Ali güzel gidiyor. Ali Başkan'a şey yapalım. O çok da... Her zaman. Ben halimden memnunum. Ali Başkan'a destek olur ama. Fenerbahçe taraftarının sizdeki yeri başkadır her zaman. Siz efsane başkansınız biliyorsunuz Sayın Başkanım. Sağ ol canım benim eksik olma. Gerçekten sizinle konuştuğuma çok mutlu oldum. Ya güzel, aferin. Neredesin sen? Nişantaşı'ndayız Sayın Başkan. Evet. Güzel. Evet. Bir gün inşallah karşılaşalım. İnşallah Sayın Başkan. Tamam canım benim, öpüyorum yanaklarında. Ben de sizi ellerinizden öpüyorum. Saygılar. Dur. Ben seni aslında merak da ettim ya. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Rica ederim ama böyle kuru kuyu olmaz. Yani benim bu arkadaşımızı bir şey yapmam lazım. Yanaklarından mı öpmem lazım? Evet, yani öyle... Yavuz abi! Öyle bir şey yok. Yavuz abi yedirdin bize. Bak ben seninle çalışırım abi. Bu renkler güzel renkler. Abi. Abi Yavuz abi yedirdin bize yani. Abi sen de efsanesin. Sen de efsanesin. Yaşa Fenerbahçe. Ne mutlu bir senle atar. Yaşa Fenerbahçe. Tamam kulübe gel anlaşalım. Tamam mı? Şey yapalım. Hadi. Eyvallah abi, tamam. Saygılar. Bonservisini alıyorum. Tamam abi. Teşekkür ediyorum. Hayır, sağ tamam. Olsun. Bundan sonra biz de... Ayhan'cığım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Sağ olasın. Eksik olmuş. Sana bir sürpriz yaptım. Saygılar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu arada demin arayan ben değildim. Kendisiydi. Eyvallah. Emrebol Yollarda'nın bu haftada sonuna geldik. Bakalım haftaya Emrebol Yollarda nerede olacak? Bu size sürpriz olsun. Eyvallah.